Şimdi iyi haber dedim tabii ama zaten beklenen bir şeydi. Çünkü Torreira'nın ne kadar mutlu olduğu Galatasaray'da yansıyordu. Ama böyle bir resmiyette kazanmış oldu aslında. Onu da söyleyelim. Çok mutlu İstanbul'da. Aynen. Galatasaray'da da çok mutlu. İstanbul'da da çok mutlu. Aslında Galatasaray'da Torreira ile çok mutlu. Bunun da altını çizmek lazım. Serkan Korkmaz seninle başlayayım. Bunlar tabii Türk futbolu için de önemli şeyler. Icardi gibi bir adam ki o yaşta. Torreira gibi gibi adam bu yaşta artık Icardi de bon servisiyle inşallah bir Türk kulübüne gelmiş olacak geliyorlar ve parayla da akılları çelinemiyor çünkü hani bir aidiyet kurmak çok zor bir yılda herhangi bir coğrafyaya yani. Hemen parayla başka bir yere transfer olabilirsiniz. Mesela Oliveira'nın öyle bir oyuncu olduğu konuşulur hep ama galiba Oliveira'ya şu an bir teklif yok anladığım kadarıyla. Oliveira hep bir sene kalıyor biliyorsunuz evet. kariyerinde. gitti her yerde. Anelka'da biraz e, kontratlarını kısa tutan ve çok para döndüren bir futbolcu değeriydi. Anelka'da. Yani nasıl uğradı hala Türkiye yolunu nasıl buradan geçti? inanılmaz bir şey. Yani kelimelerle anlatılabilecek şey. İbrahimovic'in 27 yaşında gelmesi gibi bir şey. Evet. Öyle söyleyeyim hani bilmeyen çocuklara. Torreira'nın ee, şöyle bir özelliği var, ee, futbol oynamaktan dolayı çok mutlu, yoksa hani ve Galatasaray'da olmaktan dolayı çok mutlu, ee, takımını seviyor, takım arkadaşlarını seviyor, ee, taraftarla samimi bir bağ kurdu, ee, yoksa e, bugün 4 milyar dolar fonlanan Suudi Arabistan futbolunda Torreira gibi bir orta sahaya yılda 10 milyon euroyu çıkartacak rahat 2-3 iki, iki, kulüp var yani. Hani... Torreira gibi futbolcuya ihtiyaç duyan Premier Lig'de orta sıra takımları falan da çok bu arada. Şaka değil yani bu söylediğim. Bence çok önemli bir performans. Ee, bizim takımlarımız çok uzun yıllardır Şampiyonlar Ligi seviyesinde e, değiller. Yani bunun sebebi de çok net finansal. Ee, finansal sebeplerle bizim zaten Şampiyonlar Ligi'nde kafaya oynayacak takımlar kurma ihtimalimiz çok zayıf. Beşiktaş'ın büyük fedakarlıklarla kurduğu bir kadro Şenol Güneş gibi bir deneyimle ee, işte namalup gruptan çıkma gibi önemli bir başarı elde etti ama evet. bunun daha ötesini hayal etmemizin zor olduğu bir süreçten geçerken ben Galatasaray gibi bir takımda, Mustara gibi bir kaleci, Torreira gibi bir orta saha, Icardi gibi bir forvet ve Zaniolo gibi bir adamın varlığını heyecan verici buluyorum bunu söyleyeyim. Yani Şampiyonlar Ligi için iddialı konuşmak adına bu da yeterli değil ama UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ni bütün Türk temsilcilerin içine katarak söylüyorum. Biraz gözüme kestirmiş durumdayım. Çok mu iyi imserim bilmiyorum. Ç ee, seçim yapmak zorunda kalsan Torreira mı Icardi mi? Icardi tabii canım. Ben, ben de şöyle Torreira'nın oyundaki etkisini söyleyeyim. Bak Fenerbahçe diyorsan Torreira. Bugün al Torreira'yı Fenerbahçe şampiyonu. Başka transfere ihtiyaç yok. Fenerbahçe diyorsan Torreira Hı. ama. hani Şöyle konuşuyoruz bir takım kuruyoruz. Icardi mi Torreira mı birini seçeceğiz. Icardi'yi seçerek orta sahadan feragat ederim. Hmm. Ya evet biraz ama çok zor bir karar. bir karar olur ama evet ikisi de çok önemli gerçekten. Şimdi e, Galatasaraylılar da yazmışlar e, ikisi de tam bir aslan oldu demişler. Şuraya geleceğim. Şimdi Galatasaray geçen sezonun şampiyonu. Torreira ve Icardi şu an şu süreçte e, Galatasaray'da devam ediyor gözüküyor çünkü. E, büyük ölçüde ben bu iki oyuncu için bunu söyleyebilirim bilmem siz ne düşünürsünüz. Galatasaray şampiyon kadroyu korumuştur Der misiniz? Bu iki oyuncunun sadece kalmasıyla bile birlikte. Çok net Galatasaraylı'yı en İskelet yetkili yani. en yetkili ağızlar gitme ihtimali olan iki oyuncu olduğundan bahsediyorlar an itibariyle. Ee, Sasha Boy ve e, Nelson. Ki artık onların da biraz e, o ihtimalleri düşmüş gibi özellikle Sasha Boy için. Ya Sasha Boy da öyle bir oyun yok ki şimdi kendi söylediklerimi yutacağım ama yani Sasha Boy hepimize yutturdu onunla ilgili söylediğimiz her şeyi geçen yıl. O yüzden yani çok müsterihim, de rahatım. Ha ben Saşa Boy şu an öyle oynuyor ki hazırlık maçlarının falan da en iyisi yani. Evet evet. E, yani şu an Saşa Boy kayıp olur hakikaten. Ama mesela Nelson muazzam bir ikili oldular. Ligin en iyi ikilisi oldular Abdülkerim'le. Evet çok özel bir stoper. Evet Galatasaray oradan kar etti. Evet faydalı mı oldu? Evet unutulmaz performanslar arasında girdi. Evet 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 ama ya boşluğu dolmaz diyemem. Ama Boy, bu için, mi boşluğu dolmaz? Yani? Hayır. Nelson için. Nelson. Hı. Ama Saşa Boy için ya o paraya bundan daha iyisini bulmak imkansız. Bence çok önemli Kritik bir sahabe. Kritik mevki zaten ya. Beklerle mi, ilgili bütün dünyada. Hayır, dünyanın genelinde bir sıkıntı var zaten beklerle ilgili. Ya keşke mesela A milli takımımızın öyle bir sahabe performansı olsa. Torreira'yı buraya bağlayan başka şeyler de var. Melike Hanım yazmış. Hmm, herkesi Ali Bey. Hayatta herkesi mesela Melike'yi ülkemize bağlayan şey kahve. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> yani herkesi bağlayan bir şeyler var hayata. Ve genelde de aynı şeyler. Hani İbrahimovic neden atıyorum Milano'da çok mutlu? Herkesi bir yerlere bağlayan yemesi, içmesi, özel hayatıyla ilgili şeyler var. Bunlar sağlıklı ve normal insanlar için son derece <laughs> beklendik durumlar. Hani Tabii ne var ki, yani? mutluysa burada ve buna sebep olan başka faktörler de varsa. Ne geceleri varsa, eğleniyor muymuş falan hani böyle. Ne güzel yani. adam Yılda 3 milyon yani, euro kazanıyor. Genç, atletik, <laughs> dinamik işini iyi yapıyor, başarılı gece dışarı çıkıyormuş diye de eleştiricilikse yani hani bilmiyorum. Şu var. Yok, şeyi kastediyor bence. Kız arkadaşını kastediyor. Yok ya burada olmasa başka bir yerde kız arkadaşı arkadaşıymış ee, evet, yani. Evet, bir e, Türk oyuncu o o yüzden yazıyorlar. Aa öyle mi dizi oyuncusu mu? Evet. Aa bak onu ben benlersekmiş. Abi sen silah magazini bilmiyorsun. Ben çok magazinci değilim Evet. Dedikodu e. severim ama magazin konusunda zayıfım. <laughs> evet. <gülüyor> yani cahil kalıyorum hani böyle o olmayış Şöyle söyleyeyim, eee Beraber tatildelerdi zaten Miami'de. E, zaten çok sevilen bir oyuncu. Şimdi ismini söylemeyeyim ben. E, çok beğenilen bir oyuncu. E, ve ikisinin e, beraberliğinde Toray Aral'ın kalmasına Hayır, etkili oldu. Evliliğe konuşurdu. gidiyorlar mı Melike? Sen anlarsın. Hayırlısı. Ben bir şey diyemem. <laughs> İstemeye beraber gideriz. Sen de tanıyor musun? Ama ben Tanıyorum, de Toray yerinde olsam ben de yani kalırdım. Abi geçen gün ben bir video <laughs> ben <artık> izledim. Ver artık ismi o zaman ya. Ne olacak yani? Ben geçen gün bir video izledim. İsmi falan zaten hatırlamıyorum. <laughs> Hiç önemli değil. Evine rahatsız yani evinin kapısını çalıp rahatsız edilen bir ünlü kişi. Ben onu bir iki tane reklam filminde oynarken gördüm. Aşinalığım oradan. E, kapısında adamlar varken yakınıyor böyle kapıma gelmeyin falan. Benim için önemli değilsiniz falan diyor. O kadar ünlü ki kendimden utandım ya. Bu arada adamın adını öğrendim ama sonra gene bunu unuttum. Tabii şu ya. an unuttum adamın adını. Allah Allah ben duymadım. Bununla ilgili bir paylaşım yaptım sosyal medyada ve tabii ki linç edim. E ne yapayım tanımıyorum abi. Arada ama bakacağım Ama yemekten, yemekten zevk alıyorsun sen. Ben de bazıları tanımıyorum ama Hayır kesinlikle ya. Serkan Korkmaz. Abi hiç yalnız yemeyi masa sallanıyor. Serkan Korkmaz'a Instagram'dan o kadar mesaj geliyor ki titriyoruz şu anda. Yok. Bu arada Instagram'ın hayırlı olsun. Konudan konuya atlıyor gibi oluyor. İyi Yeni geçtik. Geçmek zorunda kaldık. Threads gazına Threads, geldik. Threads evet. E, ben zaten çok Instagram'a inanarak demiş çok da zevkle kullanan birisiydim. Ama yıllar önce. Var mıydı daha önce? Tabii tabii. Ve çok iddialı da bir hesabım vardı. İyi de gidiyordu. Fakat yıllar önce tam bu işler hani profesyonel anlamda e, kifayetli bir noktaya gelirken benim hani baktım hayatıma hiçbir katkısı yok. Ve çıkarttım ama şimdi tabii mesleki zorunluluk nedeniyle ve şu anki popülerliğinden dolayı giriyorum ama hani oradaki klasik ve neydi o bir tane bir şarkı var. Makkabbe, makkabbe bir tane <laughs> bir şarkı var şu anda mesela. Abi başka şarkı mı yok ya? Baktım Instagram'ın arşivine <gülüyor> bütün <gülüyor> Bütün grupların, bütün şarkıcıların şarkıları var ama neydi o şarkının adı ya? Yani Gangnam Style gibi bir şey. Evet, ben Kent Taş liste kaldım.